Eskişehir TV ekranlarından herkese merhaba. Öncü Siyaset programımızı bugün Sayın Mevlüt Çömür ile birlikte sunuyor olacağız. Canlı yayın programımızın bugünkü konuğu ise Perşeka Belediyesi'nin önceki dönem belediye başkanlarından Cihan Türsel. Cihan Başkanım hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hepinize, bütün ekibinize bu fırsatı verdiğiniz çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız, iyi misiniz başkanım? Çok iyiyim çünkü yaşamımın mesleki anlamda daha tecrübeli ve özgür, siyasetin ise en objektif, toplumsal sorunları en gerçekçi, hesapsız, kitapsız değerlendirdiğim bir dönem olduğu için çok da mutluyum. Tam dönemindeyim. O zaman başlayalım isterseniz. Derhal. Şöyle bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda iki turlu bir cumhurbaşkanlığı seçimi atlattık. Ben hem seçim yorumu hem de seçim sonrası konjonktürü bir değerlendirmenizi istiyorum şahsen. Evet. Buyurun. Evet, yani Türkiye üç başlı takvimi konuşuyor. Bunlardan bir tanesi iki turlu cumhurbaşkanlığı seçimleri. Ama biraz ihmal edildiğini düşündüğüm milletvekili seçimleri diyelim, genel seçimler. Bu yeterince mercek altına alınmadı. Ondan da arzu ederseniz bahsederiz. Tabii bir de önümüzde yerel seçimler var. Efendim, cumhurbaşkanlığı seçimi ve sonuçları ile ilgili siyaset adına söylenecek bir kelime bile yoktur. Çünkü bu seçimler siyasetin asgari ilkeleri, değerleri dışında demokratik hiçbir özelliği olmayan, ahlaki adalet hiçbir özelliği olmayan iktidarın tek başına çizdiği bir senaryodan başka bir şey değildir. Konuya Recep Tayyip Erdoğan açısından bakarsak, 5 yıl önceki oylarında hiçbir değişiklik olmamıştır. İkinci turu kastediyorum. Birinci turda zaten geride kalmıştır. Halbuki 5 yıl bu devletin bütün kurumlarını işgal eden, yandaşlarını yerleştiren, hukuktan ekonomiye, eğitimden sağlığa her köşe başını tutmuş bir iktidarın %72-74, %75 ile seçilmesi gerekir. Bu neden? Dünya örnekleri böyledir. Ancak böyle %52'lerde bir yığın ittifakla ve bir yığın montajla, bir yığın senaryoyla, bir yığın tehditle yapılacak, yapılanın adı seçim değildir. Biz buna seçim dersek meşruiyet kazandırırız. Çünkü biz buna seçim dersek bundan sonraki seçimlerde İki misli montaj, üç misli, beş misli tehdit normalleşir. Bu bir seçim değildir. Demokratik bir seçim olmadığı gibi seçim de değildir. Bence Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi, Cumhurbaşkanı adayı olarak söylüyorum, bu seçimlerde gerilere düşmüştür. Bütün olanaklarıyla bir tık fazla oy almıştır. Şimdi gelelim Kemal Kılıçdaroğlu'na. Kemal Kılıçdaroğlu da bu seçimin başarısızıdır. Neden başarısızıdır? Çünkü bu kadar olağanüstü iktidar hatalarının olduğu bir dönemde muhalefetin seçimi kazanması dışında bir şey düşünülemez. Bu kadar ekonomik zorlukların, pahalılıkların, efendim eşitsizliklerin, zulümlerin, baskıların olduğu bir ortamda seçim kazanmaktan başka bir fırsat yoktur. Türkiye bir daha bu fırsatı ele geçiremeyecek bakın. Yani bu konjonktürde kazanmadıysa bana göre mümkün değil. Şöyle Mevlüt Bey, şimdi önümüzdeki ekonomik kriz beraberinde çok daha büyük toplumsal sorunları getirecek. Ve bundan sonra artık demokratik ortamdan her geçen gün uzaklaşılacak. Onu size söyleyeyim bakın. Bu seçim son seçim. Evet, bu seçim son seçimdi. Bunu çok sık söyledik, daha önce de söyledik ama yersiz söyledik. Yani Türkiye'yi artık normal bir seçim beklemeyeceği için bu seçim kazanılmalıydı. Ancak bu arada Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu'ndan çok az söz edeceğim. Çünkü keşke bir genel başkan değişimi olsa da Türkiye ve CHP düze çıksa. Mümkün değil. Bu 40 yılın ürünüdür. 40 yıldır ekilenin biçildiği bir seçim yaşıyoruz. O yüzden önceki genel başkanlar da sorumluluk altındadır.
Tek kişi de sorumlu, ha bir yanıt sayacağımız eleştiri var. Artı efendim o parti, bu parti, işte Refah, Saadet Partisi, işte Adalet Partisi, AKP'den kopanların partisi, bunun adını söylüyorum size. Çaresizlerin çaresiz aradığı bir formüldür. Bu siyasi değildir. Çaresizler oturmuşlar. Sen kazanamazsın, ben kazanamam, o kazanamaz, bu kazanamaz. Bir araya gelmişler, bir havuzu doldurmuşlar. Bunun adı da ittifak değildir. Bakın onu söyleyeyim. Ben çok farklı yerlerden siyaset tekniğiyle yaklaşırım konulara. Burada bir tek kazanan vardır. O da halktır. Halk her şeye rağmen yetersiz bir muhalefete, zalim bir iktidara rağmen %48 oy almışsa bunu hiçbir parti veya lider kendine mal etmesin. Bu halkımızın demokrasiye inanan, özgürlüklere inanan, haksızlıklara baş kaldıran halkın oyudur ve en kıymetlisi budur. %48 gibi bir oy. Bu arada samimiyetle beyan etmek isterim ki bu seçimlerde 6'lı 8'li masaları neyse hiç ele almak istemiyorum aslında. Ancak Zafer Partisi ile yapılan ittifaka rağmen, imzalanan sözleşmeye rağmen HDP'nin, hala kapatılmamıştır, Kürt seçmenin duruşu bu seçimlerin en dik duruşlarından bir tanesidir. Artı Türkiye İşçi Partisi'nin düzeyli, kaliteli seçim propagandaları ve duruşu bu seçimin en takdir edilecek noktalarıdır. Vekilim, bahsettiğiniz milletvekili seçimlerine de değinmek istiyorum demiştiniz. Ben hem ondan bahsetmek istiyorum hem de ittifaklar sonucu biliyorsunuz ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin milletvekili sayısı aslında azalmış durumda. Hem de ben bu ittifakların Cumhuriyet Halk Partisi'nden listelere girmesini nasıl değerlendiriyorsunuz onu sormak isterim. Çaresizlerin çare arayışından başka bir şey değil. Yok başka çareleri. Torbaya dolduracaklar, torbayı şişirecekler. Bunu yaptılar. Ben diğer partilerin, yani Deva Partisi gibi, diğer 4-5 hepsini saymak istemiyorum. Partilerin bu çaresizlik içinde CHP ile bir araya gelmeleri, hem onların çaresizliği, onlar da istemez CHP ile bir araya gelmeyi, hem de CHP'nin çaresizliği olduğu için başka şey yoktu. Ve böyle bir algı yaratıldı. Tabii ben bu düşüncede değilim. Ama hani herkes bir araya geldi, bir ittifak oluşturdu, bir araya gelmenin gücü. Yoksa onların oy oranının 2, 3, 5, 0.5 olması, 4 olması, ya bunu düşünmediler bile. Ha bana sorarsanız, çok benimsenen bir nokta değil. Bu seçimlerin birinci turda sonuçlanmayacağı açıkça belliydi. İkinci tura Cumhuriyet Halk Partisi kendisi çok güçlü bir şekilde hazırlamalıydı. Ve daha sonra diğer partilerde güçlü oylar alacakları için ikinci turda şansımız daha doğru olacaktı. Neden? 2018 seçimlerine bakarsak ayrı ayrı girilmiş, aynı oy alınmış. İkinci tura kalsaydı, Muharrem İnce seçimi, hiç isimle alakam yok, yine %48'e yakın alınan oy ikinci turda taşınabilirdi. Ama %52 aşıldığı için taşınmadı. Başkanım, şimdi zaten seçimlere baktığımız zaman şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu. Ama çıktı hiçbir mitingde, yani bir Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili, solla ilgili bir söylemde bulunamadı. Yani yörüngesi değişti tamamen. Şimdi bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı mı ve işte Devan'ın adayı mı belli olmadı. Bugün işte Sivas'ta bir miting oldu. Sivas'ta Madımak'tan bahsedilmedi. Yani istersen bahset Mevlüt. Sıkıştın köşeye. Tek başına iktidar olamıyorsun. Tek başına seçimi yönetemiyorsun. O zaman onlara şirin görünmek için yutacaksın, söylemeyeceksin, daha dindar olmaya çalışacaksın, daha milliyetçi olmaya çalışacaksın. Ondan sonra da yani bir maskara durumu ortaya çıkacak. Her yerde işte İstanbul Sözleşmesi, ama mitinglerde İstanbul Sözleşmesi diye bir şey yoktu. Şimdi Muharrem İnce'nin ben dediğine geldim, adam haklı çıktı. Dedi ki,
Herkes kendi şeyi adayıyla girsin. Bana da saldırmayın. Çünkü ikinci turda ben bana oy verecek insanlar sana oy verecek. Ama buna ne yaptılar? Muharrem İnce'yi saf dışı bıraktılar. Kasetlerle adamı linç ettiler. Sonuçta o çıktı. Davutoğlu çıkıyor. Cumhurbaşkanı alayından çok Davutoğlu konuşuyor başkanım. Efendim yani şöyle bakın Mevlüt arkadaşım. Şimdi siyaset sosyoloji işidir. Siyaset bilimin tekniği işidir. Matematik işidir. Planlama işidir. Siz bunu 6 aya sıkıştırarak bir çuval politikası güderseniz ya hangi öğrenci mesela Sayın Genel Başkan için çok çalıştı diyorlar. Vallahi bu survival değil. Bu survival değil. Kimin çok çalıştığı, zıpladığı değil. Bu bir siyaset. Siz bu seçimlere 5 yıl hazırlanacaksınız. 6 ay kala üniversite yerleştirme sınavına gece gündüz çalışan bir öğrenci sınavı kazanabilir mi? Sınavı kaybeden öğrenciye de aferin son 6 ay çok çalıştın denir mi? Yani yanlışlar o kadar çok ki. Şaşırıyorum. O yüzden çaresiz gelin biz son 6 ay sen de gel, sen de gel. İşte bilmem Özal da gel, sen dışarıdan gel, sen içeriden gel. O yüzden bunun adı ittifak değildir. Son kez söyleyeyim. Çaresizlerin bir araya geldiği bir çare olmaya çalışmışlardır. Yetmemiştir. Peki başkanım bir şey daha sorabilir miyim? Şimdi biliyorsunuz genel seçimden sonra bir genel başkan değişimi gündeme geldi. Siz bunun aslında bir 40 yılın sorunu olduğunu belirttiniz ama şimdi sonuçta gündemde şu an Kemal Kılıçdaroğlu gitmeli mi kalmalı mı tartışması var. Siz buna nasıl bakıyorsunuz? Sizce Kemal Kılıçdaroğlu gitmeli mi kalmalı mı? Keşke Kemal Bey gideceğim dese de, yerine biri gelse de sorun çözülse. Kesinlikle bunu pansuman olarak görüyorum. Kanseri pansumanla düzeltemezsiniz. Melhem sürerek eski tabirle iki dentürtiyot basarak kanseri yenemezsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar kanserdir. O nedenle kolaycı bir çözüme bağlamak, örneğin genel başkana bağlamak bence yanlıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim istemine katılmıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde devrim yapılmalıdır. Ve bu üye devrimi olmalıdır. Örgüt devrimi uyanmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tek çözüm kaynağı üyedir. Üye ayaklanmalıdır. Bu maskaralıklara, bu saygısızlıklara, bu hor görmelere, bu hadsizliklere tek çözüm üyenin bir dakika. Örgütün bir dakika demesidir. Anın cısında hamam aynı, tellaklar değişir. O tellak gider, bu tellak gelir ama hamam aynı. Burası hamam değil. Burası Cumhuriyet Halk Partisi. Peki bu biliyorsunuz değişim tartışmalarından sonra birkaç isim adaylığını şimdiden açıkladı. İstanbulşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel açıkladı. Mansur Yavaş'ın da hani gönlü olduğu biliniyor. Peki bu üç isim gelebilir mi? Yoksa bahsettiğiniz... Buna Tunsoyer'i de ekleyelim. Aslında evet, geçen yayınladığı bir metinde Sayın Soyer'in de hani acaba genel başkan için aday olmayacağı da bir konuşuldu. Sayın Mevlüt Kömür de buna ilgili bir köşe yazmıştı hatta. Ya şimdi ben hatta Tunsoyer olmalı dedim. Neden olmalı dedim? Bugün İstanbul'u eğer Ekrem İmamoğlu genel başkan olursa İstanbul'u AK Parti'ye teslim edeceksin. Mecburen çünkü meclis çoğunluğu AK Parti'de. Ankara'ya bakarsak hem ülkücü kökenli artı yine orada da AK Parti meclis çoğunluğu var. Yine orasını AK Parti'ye teslim edeceksin. Ankara Büyükşehir'i. Baktım en uygun İzmir. İzmir'de öyle bir sorun yok. Tunsoyer giderse, meclis içinde birisi seçilirse yine o Cumhuriyet Halk Partili olur. O yüzden dedim olmalı, Tunsoyer olmalı. İzin verirseniz biraz kendimden söz edeceğim. Ben bir siyaset insanıyım. Belediye başkanlığı yaptım. O tali bir şeydir. Araçtır. Ben siyaset insanıyım. Bunu bazen parti yönetimleriyle yaparsınız,
bazı belediye yönetimlerinde yaparsınız. Şimdi beni bazı Cumhuriyet Halk Partililer anlayamıyorlar. Hatta haksızlık yapıyorlar. Aday oldu da alamadı da aday olursa bilmem. Ya ben belediye başkanlığı yapmış bir adamım. Çiğli Bayraklı Karşıyaka'ya bağlıyken belediye başkanlığı yapmış bir adamım. Ben siyaset insanıyım. Ha kesin söylediğim bir şey var. Yaşla da ilgili, kendi özel hayatımla da ilgili. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde büyük bir değişim olmadığı takdirde maalesef CHP üyesi değilim. Çok üzgünüm ve dönmeyeceğim. Ama sürgündeki CHP'lileriz biz. Biz parti içindeki iyi unsurlar azınlıkta, hatta bayağı var ama örgütsüz. Pislik grupların, çetelerin baskısı altına girmişler. Onları harekete geçirmek, kuşatılmış Cumhuriyet Halk Partisi'ni dışarıdan bunları rahat söylemek için dışarıdayım. Ne dedim ben istifa ederken? Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli dedim Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Bu halale ne olur beni yanlış anlamasınlar. Ve bu parti aslında CHP değil, SHP. Bana belediye başkanlığını bu örgüt verdi. Ben ön seçimden çıktım. Onlara vefam gereği hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin derlenmesi, toparlanması, doğruların ortaya konması için mücadele veriyorum. Son nefesime kadar da bileceğim. Benim artık kimliğimde bir adaylık, ne parti içi adaylık, devlet gelse parti üyesi değilim zaten. Ama ben kağıttan değil, yürekten Cumhuriyet Halk Partiliyim. O kağıttan olanlar, o kağıt kaplanlar bu partiyi işgal ediyorlar. Şimdi değerlendirmemi, baştaki değerlendirmemi buna göre yaptım. Şimdi de seçimlere geçen değerlendirmemi yapabilirim. Şurada bir şey söyleyeyim. Eğer zaten öyle olmasaydı başkan bir sürü partilerde size teklif gelmiş de gelenleri de biliyorum. Diğerleri gibi siz de giderdiniz, orada bir koltuğa sahip olurdunuz, otururdunuz. Şu anda bir yerde belediye başkanıydınız, milletvekiliydiniz. Bunu biliyoruz. Evet. Ama işte yani siyaset insanı olmak çok basit bir şey ya. Siyaset insanı olmamak çok kötü bir şey. Siyasetle ticareti karıştıranlar, Allah bunları kurtarsın bu dertten. Ya gidin ticaret yapın, ya gelin siyaset yapın. Ama onların ticareti burada daha iyi. Ha onlar siyasette ticaret diyorsun. Evet, siyasette ticaret şu anda. O yüzden lütfen kimse alınganlık göstermesin. Ben bunu bütün samimiyetimle, bütün içtenliğimle söylüyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi değişirse Türkiye değişir. Cumhuriyet Halk Partisi değişmezse Türkiye değişmez. O nedenle bu değişimin ben bir değişim değil, bir devrim, bir ayaklanma olması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi çok önemli bir iki başlık söyleyeceğim. Kafa aynı kafa Cumhuriyet Halk Partisi yönetimlerinde. Kafa aynı kafa, sığ, günü kurtaran, ucuz, popülist. Efendim takvimi, matematik dedim ya, bir takvim yapmak lazım. Şimdi 9 ay sonra yerel seçimler var. Şimdi bu grup A. Grup B, yerel seçimlerin sonuçlarına göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki yeniden yapılanmalar, kongreler vesaire. Galiba geçti. Ama Cumhuriyet Halk Partisi Temmuz ayında büyük kurultayını toplayıp mevcut delegelerle genel başkan ve parti meclisi disiplin kurulunu seçmeli. Mahalle delege seçimleri, ilçe kongreleri Mart 2024'ten sonra 9 ay sonra gündeme gelmeli ve yeni bir üye yapılanması disiplini sağlandıktan sonra pislikler, safralar, bu partide üye hakkı olmayan ahlaksızlar, şerefsizler, hırsızlar, CHP programını uzaktan görmemiş olanlar bu partiden def edilip dışarıda bizi bekleyen milyonlarca CHP gönüllüsünün öne çıktığı bir parti ve daha sonra mahalle delege seçimleri, ilçe seçimleri ve kurultay yapılmalı bakın. Çok önemli. Tüzük kurultayını oldu bittiye getiriyorlar. Bu ne biçim sosyal demokrasi? Sorunu yaratanlar çözümü üretemez. Bu tüzükte hiçbir değişikliğe gerek yok. Tüm üyelerle ön seçim yapmanız için. Hiçbir sorun yok.
Bu tüzükte hiçbir değişikliğe gerek yok ki. Her dönem kontenjandan gelenin, ayıp ulan sen bir defa geldin ondan sonra kontenjan olamazsın diyor bu tüzük. Bu tüzük kongrelerin çarşaf liste yapılmasını öngörüyor. Yani bu tüzük şu anda temel sorun değil ama tüzüğü katılımcılıkla bence 6 ay 8 ay yani seçimlerden sonra yapacaksınız. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel sorunu tüzük değişikliği değildir. Program değişikliğidir. Zaten öyle başkanım. Tüzükte istersen ne yazarsan yaz. Uygulamadıktan sonra o tüzük sadece orada yazılı kalır başka bir şey. Ya tüzük geçerli arkadaşlar. Ben bu tüzükle çok demokratik bir parti için süreç yönetebilirim. Hukukçu yanımla söylüyorum. Şimdi şeye gelelim. Sizin daha güncel sorunuza. Niye takvimi çizdim? 9 ay. Herkes işine baksın. Bakın şimdi isimlerden söz etmek doğru. Ankara Belediye Başkanı. Ey Büyükşehir Belediye Başkanı, İstanbul, ey İzmir Belediye Başkanı, biz size o seçimlere emanet ettik, o şehirlere emanet ettik. Gidin o seçimleri kazanın. Ondan sonra tekrar bir değerlendirme olabilir. O yüzden ben şu anda Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın hiçbirinin aklından, hatta dilinden bile adaylık imasının geçmesini reddediyorum. İstanbul işte böyle kaybederiz. İstanbul hükümettir. İstanbul bir iktidardır. O yüzden herkes işini yapsın. Herkes bu 9 ay içerisinde seçmenine gitsin. Gidip her dakika değişim genelde Kılıçdaroğlu gitti yerine saydığınız isimlerden biri geldi. Yok öyle bir şey. Öyle bir değişim olmaz. Bu belediye seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı seçimleri formülü devam etmek zorundadır. Bakın söyleyeyim. Çünkü neden? %48 oy almış bir muhalefet var. Bazı sonuçları çıkardım. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de öndeyiz. Siz şimdi de bakmıyorsunuz. İstanbul'da AKP, tabii parti oyu olarak bakalım. Şurada vardı. Evet, İstanbul'da AKP'nin oylarında düşme var. Şimdi belediye seçimleri, bu belediye başkanı özellikleri, belediye meclis listeleriyle biz seçim kazanacağız. Kongrelerle, mahalle delege seçimleriyle birbirimize girecek. Yine bir şey belirtmek istiyorum. Ekrana söyleyebilir miyim? Tabii ki. Bak ey belediye başkanları, partiden elinizi çekin. İşinizi yapın. Örgütü belediye saraylarında, şantiyelerde tehdit etmeyin. İstediği kişiye oy vermesinin önüne geçmeyin. Eğer benim adaylarıma oy vermezseniz sizi işten atarım demeyin. Eğer bize oy verirseniz sizi işe alacağım demeyin. Çünkü bu siyasi değil, ahlaki değil, insani hiç değil. Bu zulüme son verin. Çekin elinizi. Ama genel başkanımız, adı önemli değil artık ama artık anlaşılıyor. Bakın yine çıkacak ekrana diyecek ki, belediye başkanı örgütün seçimlerine katılmayın diyecek. Takan yok. Başladılar bile. Takan yok. Kongreler, niye ben yerel seçimlerden sonra diyorum, şu andaki mahalle delege seçimleri mevcut belediye başkanlarıyla belediye başkanı olmak isteyen sadece makam meraklısı insanlar arasında geçiyor. Ve onları yandaşları, yandaşlar çekin elinizi, dik durun biraz. Yani birisi belediye başkanı olacak, sen onun etrafında çörekleneceksin. Veya mevcut belediye başkanı etrafında işe alacaksın, işten alacaksın, biraz ıvır zıvır. Ya bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihinde yok. Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir ayıp içinde. Tabelayı çıkarın, CHP tabelasını. Bu kurum, bu parti Cumhuriyet Halk Partisi değil. Ben coştum sizi. Yok estağfurullah başkanım. Var mı sorun yoksa? Evet. Buyur. Başkanım şu anda mesela bütün belediye başkanları başladılar. Yani ilçe başkanlarından çok belediye başkanları şu anda mahalle mahalle dolaşıyor delege seçimleri için. Keşke bunu seçimlerde dolaşsaydılar. Bir cumhurbaşkanı seçimleri bu kadar dolaşsaydılar. Şu anda gidin her mahallede bugün akşam gidin bütün mahalleleri dolaşın. Belediye başkanları en az 10 tane mahallede toplantı yaptı. Niçin? İlçe başkanı seçecek. İlçe başkanlığı, örgütün işi, belediye başkanı o ilçeye hizmet etmek değil midir? Daha önce siz belediye başkanlığı yaptınız. Başkanım sizi yakından tanıyorum. Ya ben görmedim size böyle bir şey. Bu işte yeni CHP dediler ya, yeni CHP bu mu?
Bak bir resim gördüm. O gün dünyam karardı. Kaynar sular indi başımdan aşağıya. Neydi o? İzmir İl Merkezi'nde bir fotoğraf çekmiş belediye başkanlarıyla, işte ilçe yöneticileri. Bakın çok dikkat edin, küçük bir espri bu, küçük bir ayrıntı bu. Belediye başkanları oturuyor, ilçe başkanları ayakta. Eyvah dedim, taşlar yerinden oynamış. İlçe yöneticileri oturacak, arkada belediye başkanları duracak. İşte taşlar değişmiş. Benim dönemimde çok övündüğüm bir şeyi söylemek istiyorum. Seninle de birlikte yaşadığımız. Ya biz yapılan bütün ilçe kongrelerini belediye karşıtları kazandı. Çünkü biz hiç müdahale etmedik. Ayıptır Mevlüt. Ben herhangi bir belediye işçisi arkadaşıma edip sen buraya oy vereceksin diyebilir miyim? Ulan biraz yüzünüz kızarsın be. Ayıp. Ya biraz utanma duygusu olsun. Ama o zaman da işçi derdi ki, başkan sen benim reyime karışamazsın. İşçi de işçiliğini bilsin bak. Öyle sarı sendika ve sarı işçiyle sol bir parti olmaz, demokratik bir parti olmaz. Ey sarı işçiler kendinize gelin. Çoluğunuzu, çocuğunuzu, yeğenlerinizi işe sokacak diye belediye başkanlarının maymunu olmayın. Siz Cumhuriyet Halk Partili devrimci, demokrat, halkçı, devrimci üyelerseniz siz de haddinizi bilin, sınırınızı aşmayın. O yüzden diyorum ki değişim örgütten olacak. Sen bana karışamazsın diyecek. Ya elimizde ses kaseti var. Bir belediye başkanı, bir ilçe başkanı arıyor. Diyor ki bak belediye başkanına söyledim. Eğer mahalle delegesi seçimlerinde bize oy vermezseniz A, B, C küfür, küfür. Dün ben o dedi ki tamam başkanım, tamam başkanım bilmem ne. Ya bırak aç kal da ahlakını, duruşunu bozma ya. Karakterini bozma. Çürüme her yerde var. Kumaş dikiş tutmuyor. Kumaş çürüdü arkadaşlar. Başkanım şu anda mesela delegeler seçilmedi. Delegeler seçildikten sonra asıl belediye başkanları o zaman devreye giriyor. O zaman işe almalar. Mesela bakıyorum, geçen gün hatta yayında da söyledim. Dedim gidin bütün belediyelerin şeylerine bakın. İşe girişlerine bakın. Hangi tarihlerde alınmış? Bir de alınan işçi gerçekten ihtiyaç mı vardı? Liyakatli miydi? Yoksa sadece işte işe almışsın. Bu hep kongre tarihlerinde olmuştur. Tabii. Ondan sonra kadrolar şişiyor. Ondan sonra işte işçi ücretini ödeyemiyor. Yani gerçekten bir Cumhuriyet Halk Partisi, yani sol bir belediyecilik böyle değildir. Bu zalimin zulmü. Zalimin zulmü. Ekmekle oynuyorlar. Ekmekle tehdit ediyorlar. Ya bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde akla gelmez. Solun gündeminde yoktur. Klasik demokrasi bunu düşünemez. Böyle bir şey yapılır mı ya? Öyle bir şey var mı yani? O yüzden tabii ne oldu? Belediye başkanlarının makamından tayin edilen ilçe başkanları el pençe belediye başkanının memurlarından biri oldu. Benim dönemimde ilçe seçim, kendimden bahsetmiyorum, bir dönemden bahsediyorum. İlçe başkanı arkadaşlarımız, biri rahmetli Ertan Bey, saygıyla anıyorum, Cevat Durak arkadaşımız. Parti içinde beraber değildik biz bu arkadaşlar. Ama bir telefon, 5 dakika sonra ilçe merkezinde ceketimi ilikler, buyurun başkan beni çağırmışsınız derdi. Şimdi görüyorum ki belediye başkanları çağır şu ilçe başkanını diyor. İlçe başkanı kapıda diğer halkla beraber 15-20 dakika bekliyor. Hatta beğenmese de in arabadan diyor, bazen arabayla geliyorlar, in arabadan diyor. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir partide genel başkanı değiştirerek partide değişimi sağlayamazsınız. Çünkü bir tellak gider, bir tellak gelir. Hamam aynı olur. Başkanım bir de şimdi genel seçimlere yine dönelim. Şimdi geçen gün böyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerini böyle koydum. 7 dönem, 6 dönem, en az yapan 4 dönem. Yani 20 yıl, en az yapan 20 yıl milletvekili. Bunu hangi partide? Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Sosyal demokrat bir partide. Şimdi diğer tarafa diyoruz ki işte diktatör diyoruz, bilmem tek adam diyoruz da. Adam 3 döneme, 3 dönemleri hepsini sildi attı. Şimdi buna ne dersiniz başkanım? Vallahi değil. Kıyaslama yaptığınız zaman. Çilemin sorusuydu. Genel başkan değişirse.
Ya önce bu kafalar değil, bu adamlar değilsin. Ya sizde hiç yüz yok mu ya? Sizde hiç utanma yok mu ya? Yüzünüz kızar mı? 7 dönem, 6 dönemdir milletvekili yapıp da kaybetmek. Siz genel başkana ne laf atıyorsunuz? Siz kaybediyorsunuz. Bak 7 dönem, 6 dönem, 5 dönemdir milletvekilisiniz. Ulan kaç tane önerge verdiniz? Saray yapılırken, saray bitince değil, saray yapılırken gidip niye çökmediniz temellerine de saray bittikten sonra saray muhabbeti ediyorsunuz? Bak milletvekili içeride. Toplanın 130 tane milletvekili, binin 4 tane otobüse, gidin Silivri'ye, bak Türkiye dünya nasıl yerinden oynar. Siyaset yürek işidir. Öyle aman yapmayayım, dokunmayayım ne derler, provokasyona gelmiyor. Ya provokasyonu muhalefette etmez, provokasyonu iktidar istediği zaman. Hadi gidin 130 kişi milletvekili, halkın seçtiği milletvekili cezaevinde oraya temsilci gönderip arkasından da açıklamalar mızmızlıktır, siyasetçilik değildir. O yüzden de mesela genel başkanımız diyor ki şimdi MYK'yı gençleştirdim değil mi? Ya genel başkan gençleşecek önce. Ya ne gerek var? Eğer bu partide bir gençleşme olacaksa, Sayın Kılıçdaroğlu'nun şahsında söylemiyorum. Ama deniyor ki işte Rusya'da, Azerbaycan'da, Türkiye Cumhuriyetlerinde bir Amerika, bir alem bir şey. Hep 80 yaşında bilmem ne. Ya siz Avrupa'ya bakın. Bizim yönümüz batı. İngiltere'de, Fransa'da, İtalya'da hep genç, adı sanı olmayan insanlar genel başkan olup sistemi yürütüyor. Parti gençleşmelidir, MYK'yı gençleştirdik. Genel başkanımız? Ama genel başkan gemiyi sağlam limana yanaştıracak ondan sonra. Bakın, o hangi liman başkanı? Bakın olmaz, ben kendimden biçeyim ya. Önce herkes kendinden biçecek. Neyse bir yaşa geldik. Şimdi ben diyorum ki 5 yıl sonra gör. Ayıp lan. 5 yıl sonra sen 70'in üstünde olacaksın. Seçildiğinde de 75'in üstünde olacaksın. Saf arkadaşlar ya. Bunlar çok yakışıksız şeyler. Bu kadar basit. Şimdi bizim genel başkanımız mesela belli ki aday olacak. Kurultay 3 yıl sonra. Ya 3 yıllık süre içerisinde bunları yapacaklar. Mesela şimdi bulduk, yakaladık, tüzükte değişiklik yapacağız, tüm üyelerle ön seçim. Ya 20 yıldır aklınız neredeydi? Bak, söyleyecekler ama araya bir tane ama lakin koyacaklar. Bak, ben size söyleyeyim. Tüm üyelerle ön seçim yapılır ama yine yapmayacaklar. Yine yapmayacaklar. Burada artık söylemek istemiyorum görevlerini, mevkilerini. En üst mevkiler geldiler, ön seçimle belirleyeceğiz dediler ya. Eğilim yoklamasından çıkan meclis üyesi listesini kabul etmeyen, onun yerine kendi münasip gördüklerini atayan bir partinin adı Cumhuriyet Halk Partisi değildir. Çıkarın o tabela yoldan, oraya başka bir tabela koyun. Ama biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni azınlıkta olsak bırakmayacağız. Benim vefam var, vefam. Beni belediye başkanı yaptı bu örgüt. Benim torunlarım dedem belediye başkanı diyor. Ben vefa gereği bütün bunları söylüyorum. Bakın bir adaylık yok, bilmem ne yok. Çünkü ben bir militanım. Ben bir partizanım gerekirse. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Mustafa Kemal'in emanet ettiği bir partinin neferleriyiz. Herkes haddini bilsin, kendine gelsin. Başkanım, ön seçim olsaydı İzmir'de şu anda kaç tane milletvekili çıkardı Cumhuriyet Halk Partisi? Çok daha fazla çıkardı. Daha doğrusu Millet İttifakı diyelim. 14. 4'ü yok. 4'ü başka partiler. İkisi genel merkezde geldi. Yani 5 milyonluk nüfusun İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bana göre İzmir'deki 8 tane milletvekili var. Bilmiyorum sizin. O 8'i de zaten 6'sı süre gelen. Yani çok başarılı oldular ya, Cumhuriyet Halk Partisi %25 ya. Gelin milletvekili seçimlerini konuşalım. 25 Cumhuriyet Halk Partisi ya. Yani bunu yanlış anlamayın başkanım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi sürekli işte kadınlara, gençlere önünü açalım, şunu diyorlar bunu. Bakıyorum, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı birinci sıraya koydu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik kolları nerede başkanım? Yok. Abilerine göre hareket ediyor. Kızmasınlar bana. Her gençlik kolunun bir abisi var.
Kadınlar nerede? Kadınlar yok çünkü komşularıyla birkaç akrabasıyla kadın kolunu yürütüyorlar. Bana kızıyorlar böyle dediğimde. Yalan mı? Yok, kadın kolları yok, gençlik kolları yok. Saygı duyuyorum, bakın yanlış anlamayın, çok çalışıyorsunuz, çok çaba sarf ediyorsunuz ama her gelen kadın kolu başkanı komşularıyla, sınıf arkadaşlarıyla gelip 15 kişiyi geçmiyor kardeşim. Gençlik kolları başkanları da geliyor aynı şekilde. Ya belediyede çalışan gençlik kolu başkanını reddediyorum. Yönetim kurulu üyesi olup belediyede çalışanı reddediyorum. Ya git belediyede çalış, ya git parti yönetiminde çalış. Sen bağımlısın. Belediye başkanının dediğini yapmak zorundasın. Birkaç şeyle daha ilave edeyim, sonra siz de katılın. Ya cinsiyet kotasından erkek sokan parti nasıl olur ya? Ya cinsiyet kotasından erkek soktuk biz ya. O da çekti gitti. Çekti gitti o da. Partiden vardan bir küfür ederek gidiyor. Şimdi en son neydi? Abdülhatif Şener mi? Abdülhatif Şener. Ya siz kendi çocuklarınızı iteler de komşunun veletlerinden medet umarsanız siz parti marti değilsiniz ya. Siz parti programı. Bak şimdi mesela Abdülhatif Şener'i üye kaydettiler diye. Ya parti programını okuttular mı acaba? Parti programını kabul etmeyen nasıl parti üyesi olur? Size parti programı ve tüzükle ilgili bir örnek vereyim. Gerçekçi bir örnek. Şimdi internette parti program ve tüzüğünü. Vallahi bir hesap gibi yaptım bunu tabii ki. 100 bin CHP üyesinden ancak 5 tanesi parti programını okumuştur. Hadi aksi varsa söyleyin. 10 bin CHP üyesinden 3-4 tanesi tüzüğü okumuştur. Ya siz parti programını bilmeden, vallahi çok yeterli bir parti programımız var. Ama parti programı diyor ki, ne ezen ne ezilen, emek en yüce değerdir. Madenler devletleştirilecektir diyor. Şimdi bu seçimlerde, ay neydi o gösteri, öyle genel başkanımız İngiltere'ye gitti, Amerika'ya gitti, görüşmeler yaptı, Profesör Can, Profesör Jock bilmem ne, salonlar kuruldu, çıktılar hepimizi böyle heyecanlandı. Nerede bunlar ya? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir tane siyasi laf söylemedi. Daha dindarım, daha milliyetçiyim. Bayram 15 bin lira. Artı efendim en son bomba, Süper Lig maçlarını şifresiz yayınlatacağız. Ya kardeşim madenleri devletleştireceğiz diyeceksiniz. Programınızda o yazıyor. Kadınların boşanma davaları süreci ve boşandıktan sonra sosyal güvenlik haklarını devlet verecek ve asgari ücret verecek onlara. Koca bağımlılığına son verecek değil. Sigortası olmadığı için, boşandıktan sonra yiyecek olmadığı için bir yıl olur olmaz adama esaret altında olan kadınları hissederseniz, milliyetçi de size oy verir, muhafazakar da size oy verir. Eğer işçi ücretlerindeki artışlarda, daha önce uygulandı bu, 3 ayda bir enflasyona endekslenecektir, eşel mobil sistemi derseniz, ondan sonra gidip bilmem ne milliyetçilik gösterisinde veyahut da işte Allah rızası olsun, Allah razı olsun sözlerini cümlelerinize ekleyerek bu seçmenden oy alamazsınız. Siz eğer ki üniversite gençlerinden oy istiyorsanız, destek istiyorsanız, üniversite yerleştirme sınavlarında bölgesel kotalar oluşturacağız diyeceksiniz. Böylece daha ülkenin eğitim imkanları sınırlı olan bölgesindeki insanlarına kota vereceksiniz. Halkı anlayacaksınız. Propagandaya bak. Söz. Ulan bundan boş bir şey olur mu ya? Söz. Bu hani halkla ilişkilercileri de ya berbat. Size söz veriyoruz, size söz veriyoruz. Niye sözü verir abi? Sözlü olur mu? Sen şunu bana bir kağıt olarak getir bakayım. Bence söz verdi başkanım. Sözü olmaz. Bütün bu ittifaktakiler işte DEVA, Saadet, Demokrat Parti, Cumhurbaşkanı yardımcısı sözü verdi. Doğru söylüyor, söz verdi. Sana söz bütün bilmem ne döneceğiz. Hadi bir şarkı bulduk, bir de sana söz patlattık. O yüzden ne diyorum? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tek kahramanı halktır. Bu kadar yetersiz propaganda, bu kadar yetersiz kampanyalara rağmen
%48 insan gidip hayır diyorsa hiçbir parti bundan kendine paha çıkarmaz. Başkanım, benim bir tezim var, bilmiyorum katılır mısınız? Ben diyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi kendisi girseydi, yani işte İşçi Partisi'ni Muharrem İnce'yi yanına alsaydı, bu diğerler kendileri girseydi, kendi listeleriyle girseydi, daha fazla oy alırdı diye düşünüyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi mitinglerde kendi söylemlerini söyleyemedi. İşte biraz önce dedim, Sivas'tan Madımak'tan bahsetmedi, hiçbir mitingde Deniz Gezmiş'ten, Mahir Çağınlar'dan falan hiç kimse bahsetti. Biz sadece Sinan Ateş'ten bahsetti, sürekli genel başkanım Sinan Ateş'ten bahsetti. Sonra mitinglerde Meral Hanım da çıktı, genel başkan hiçbir mitingde, belki dikkatinizi çekmiştir, hiçbir mitingde Cumhuriyet Halk Partisi'ne o istemedi. Sadece Cumhurbaşkanlığına istedi. Meral Akşener çıktı, neyi istedi? Bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e. Ve bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeninde o istedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmen her evinde bir tane oy istiyorum dedi. Bu mitinglerde istedi başkanım. Yani şöyle yapalım bakın. Ne ekersek onu biçeriz demiştik. Şu anda biçtiğimiz odur. Milletvekili şeylerine bakalım. Şunu bir çıkaralım. Ben sayılarla çok oynamayacağım, sadece mesaj için söylüyorum. Şimdi Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu %25,35. Abi yakışır mı bu? Bu kadar pahalılığa, bu kadar zulme, bu kadar eziyete. Cumhuriyet Halk Partisi 22,5'muş, 25,5 olmuş. Ay oyumu arttırdın diye bile sevinirlerse yazıklar olsun. AKP'nin oylarında azalma var. Milliyetçi oylar %20'de toplanmış. MHP içindekilerini kastetmiyorum. Şimdi siz oturacaksınız, muhafazakar kesim, ayırıyorum milliyetçi kesim ve siz nesiniz kardeşim? Kuş musunuz, deve kuşu musunuz? Deve kuşu partisi olmaz. Biz ille sol demokrat bir parti olmak zorunda değiliz yani. Ama programa göre hareket edin. Bence program tartışması, bakın burada çok az konuşulan bir şeyi söylüyorum. Gerekirse Cumhuriyet Halk Partisi bir merkez parti olmalıdır. Çünkü şu anda yaptığı merkez parti politikalarıdır. Ama Cumhuriyet Halk Partisi programında demokrat ve sol bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi programında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bizim en önemli belgelerimiz. Ya bir Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden söz edin ya. Ama ittifak olunca söz edin. E tabi o hale düşersen söz edemezsin. Onu şimdi daha önce söz edeceksin ona. Onu taşeron firmalarla ilgili iktidarın yasa çıkarmasını beklemeyip çadırları belediyelerin önüne kurup çoban ateşlerini yakarak eylemeli. Vallahi yanlış anlaşılmasın ama rejim gitti, ya bir kişinin burnu kanamadı ya. Ya karakola düşmedik ya. Karakola düşmedik. Rejim gitti, karakola düşmedik. Pamuk şekeri. Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir değişimi, devrimi üyeden başlayarak yapmazsa hiçbir değişiklik beklemiyor. Başkanım, şimdi işte 3 Temmuz itibariyle kongreler başlıyor. Bu kongreler için ne diyeceksin? Maskaralık. Maskaralık. Üye değişmezse kongreler değişmez. Ama şunu ben tavsiye ediyorum. Yani bazen bir kongrede, bir kurultayda değişim değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu andaki hedefi 2028 seçimleridir. Bak, evet. Oo, 5 yıl. Su gibi geçecek. 5 yıl da anca hazırlanacaksınız. Bu 5 yıl içerisinde bizi 3 kurultay bekliyor. O yüzden ilk kurultayda o değişti, bu değişti, oh her şey. Hayır. Bu kongre, bu mahalle delege seçimlerinde, bu kongrelerde lütfen bunun temelleri atılsın. İlçe kongresini kazanmayalım bu düşünce. Gidip o ittifak, çıkar ittifakı yapmış grupların çıkardığı adaylara karşı adı kişilerle değil, siyasetle tanımlanan bir ekolle çıkalım. Biz daha önce sol kanattık.
Kardeşim biz sol kanattık. Sol kanat aday çıkarsın ve kaybetsin. Ama ikinci seçimde bakın kazanmaya yaklaşacak. Üçüncü seçimde de kazanacak. Hatırlarsanız Karşıyaka'da ilçe başkanlığı için hiç tek başıma Uğur Bey'e karşı aday olduğumu söyledim. Orada bir örgütlenme oldu. 3-5 kazık yedik. Kongre kaybedildi ama ikinci kongreyi kazandık. İlçe kongresini kazandık. O yüzden bu kurultay, bu süreçte belediye başkanları ellerini çekmeyecek. Eliniz kırılsın. Eliniz kırılsın. Ayıp. Çekin elinizi. İşinizi yapın. Çöpü toplayın kardeşim. Bak halktan şikayet duyuyorum. Seçim aralığı siz mahallelere gideceğinize veya işte saraydan, abo, AK Parti saraydan yönetiliyor. Biz nereden yönetiliyoruz? Evet. Siz bir tane gidiyorsunuz. Başkanım bir şey daha da sormak istiyorum. Şimdi yerel seçimlerde az bir süre kaldı. Ve siz de ön seçimden çıkmış bir belediye başkanıydınız. Ben yerel seçimde, eğer ön seçim kararı uygulanırsa İzmir'de büyük bir değişim yaşanır mı? Vallahi az önce söylediğim yeterli donanımı veya artık yani objektifliği olmayan bir üye olsa bile farklı kişiler çıkacaktır. Hiç olmazsa Karabağlar'daki Karşıyaka'ya belediye başkanı atanmayacaktır. Yani açık, lütfen kişiselleştirmiyorum. Hiç olmazsa Karşıyaka'daki Narlıdere'ye belediye başkanı atanmayacaktır. Ya böyle bir şey olur mu? Bakın bana Bayraklı'da benim özel bir dostluklarım var, potansiyelim var. Nedir? Çok söyleyeyim, ben İzmir doğumluyum, Karşıyakalıyım, babam İzmir doğumlu. Tabii ki oranın belediye başkanlığını da yaptım. Yaptım, büyük çoğunluğunda yaptım. Bornova dışındaki de yaptım. Ama benim baba kökenim Erzurum oldu. Anne kökenim uçsuz bucaksız Basmane, Agora, Dönertaş, İzmir. Niye? Erzurumlu seçmenin bir desteği olur. Kürt seçmenin bir desteği olur. Alevi seçmenin bir desteği olur. Ve normal Cumhuriyet Halk Partilerin bir desteği olur diye bana Bayraklı Belediye Başkanlığı'nı üst yöneticiler ifade etti. Hani teklif etti demeyin. Önceki dönemlerde. Hayır dedim ya, ben Karşıyaka'da oturuyorum. Ben Karşıyaka'lıyım. Şimdi ben ne yapacağım? Evimi alacağım, oraya taşıyacağım. Veya Bayraklı'da belediye başkanlığı yapacağım, Karşıyaka'da oturacağım. Ben neyim ki ya? Hadi ben eski belediye başkanıyım. Yani bakın, ön seçim olursa bunlara izin verilmeyecek. Ama çok konuşulmayan, benim yüreklice konuşacağım bir konu var. O da şu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimleri veya üre belirlenmesinde feodalizme son, feodalizme son, hemşeri dernekleri, İnanç beraberlikleri, çalışanlar, biz sol partiyiz bak. Sol partide bunlar konuşulmaz. Seçimler nereli olduğuna göre belirlenmez. Seçimlerde dayanışma, aday hangi inanca daha yakın olduğuna değerlendirilmez. Bunun adı feodalizmdir. Sol partide feodalizm olmaz. Ya bu partiyi merkez partisi yapın, istediğiniz kadar feodalite uygulayın, ya da bir sol partide akla gelmez. Bizim dönemimizde beraber olduğumuzun arkadaşların nereli olduğunu bilmeyiz biz. Hangi inançlı olduğunu bilmeyiz biz. Neyi biliriz biz? İdeolojiyi biliriz. İdeolojinin olmadığı yerde de zaten böyle apuk sapuk şeyler oluyor. Başkanım geçenlerde mesela bu tam kongreler tarihleri ortaya çıktı. Yani şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde konuşulan şey, İşte belediye başkanları bir sürü derneklerde falan üye şeylerini almışlar ve bunu genel merkeze götürüp orada genel merkezde üye yapmaya çalışmışlar. Bazıları herhalde olmuş, bazıları olmamış diye duyumlar geliyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Doğru, doğru. Yani şimdi ön seçimde olsa bu nasıl bir şey başkanım? Ben mesela yok işte kimleri hemşeri derneklerine, kimi Atatürkçü Düşünce Derneği falan gitmişler, oranın üyelerine hepsi üye yapmış götürmüşler genel merkeze. Genel merkeze üye yaptırıp bu kongrelerde oy kullanacaklar. İşte yerel seçimlerde de eğer bir ön seçim olursa, eğer olursa orada da tabii bunlar oy kullanacak. Kime oy kullanacak? İşte mevcutlara kullanacak.
Ben 40 yıl buna demokrasi diyeceğiz. Bak 40 yıl dedim ya, ondan örnek vereyim. Çok güzel bir nokta, lafı ağzımdan aldım. Şimdi artık 40 yıl demeyelim de, ha ben net söylüyorum. Bu parti, parti içi demokrasiyi, etiği, hukuku, ahlakı, cesareti, Mustafa Kemal'i ayrı bir yere koyalım, İsmet İnönü, Bülent Ecevit zamanında görmüştür. Daha sonra saymıyorum, SODEP ve SHP döneminde görmüştür. Onun dışında işin cılgı çıkmıştır. Nasıl çıkmıştır? Örnek veriyorum. Mahalleye gidiyorsunuz, bakıyorsunuz mahallede kaç tane üye var? Diyelim ki 380 tane üye var. Vallahi beni bir anlatıyorum ha. İsmini vermiyorum mahallenin. 380 üye var. E diyorsunuz ki bunlar sende oğlum, böyle yapalım, böyle yapalım. Mahalle delege seçimlerinde sandık başına gidiyorsunuz. Bu partide neler yaşandı? Devrim gerekiyor, devrim. Sandığın adresini kaçırdılar mahalle delege seçimlerinde. Türkiye demokrasi öneren bir parti. Cumhuriyet Halk Partisi. Sandık yok. Gidiyorsunuz, saygıyla, rahmetle anıyorum Şeref Bakşık, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri, rahmetli. Gidiyor, sandık numarası verilmiş, mahallesi verilmiş. Yani o mahallede delege seçimleri yapılacak. Kravatını takmış, ceketini giymiş, saatinde gitmiş. Sandık yok. Sandık başka bir kahvede. Ya şimdi bunları konuşacağız, bak ha. Devrim, devrim, devrim. Ayaklanma, ayaklanma. Ha gidiyoruz 380 tane üyeyle. Hadi bakalım, o buna verirse, bu buna verirse. Aa, minibüsler yanaşıyor. İçinden siyah takım elbiseyle, hani biraz bodyguard vari adamlar iniyor. Sizin mahallenizde seçim kullanıyor. Bu ne diyorsun ya? Diyorlar ki, genel merkezin 12 veya 14. madde tüzüğü. 12. 12. maddesiyle kaydedilen 300 yeni üye. 300 üye kaydetmişler bir mahallede. Ve ne oluyor? Seçimleri. Şimdi aynı şey, huyluyundan vazgeçmiyor. Biz huyluyu huyundan vazgeçireceğiz. Bak, bunu yapmadan Cumhuriyet Halk Partisi düzelmez. Bir düzen değişecekse önce Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki düzen değişecek. Yoksa zayıf, halkın gönlünü sağlamayan tabela partisi olarak gideriz. Ama çok da gidemeyiz, bakın ben size söyleyeyim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu kafayla giderse ömür biçenler başladı. Buna izin vermeyeceğiz. Başka bir şey daha soracağım. Bu Tanju Özcan'ın iradına ne diyorsunuz? Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan. Ya şöyle, beni de çok eleştiriyorlar bu konuda. Bu programdan sonra da eleştirecekler. Tabii ki siz iyi olsaydınız kesin şimdisinizin de ihracınız hemen hazırlanmıştır. Ben parti üyesi değilim. Ben rahatça ifade ediyorum şu anda. O yüzden de diyorum ki biz sürgündeki Cumhuriyet Halk Partileriz. Yani tabii benim söylediğim nedir ki, ama belediye başkanlarının bu konudaki söylem ve çıkışlarının daha kontrollü olması gerektiğini düşünüyorum. Ama bunun ihraç vesaire gibi disiplin boyutuna, yani daha bu partiden kimler ihraç edilmesi lazım yani? Siz önce bir sıraya sokun, o da sıraya girsin. O anlamda yani gerekçeyi çok bilmiyorum ama hemen ele satırı alıyorlar. Asıl satırı yemesi. Ya bu partide üye olma hakkı olmayanlar partiyi yönetiyor. Üye olmaz, onların ihraç edilmesi lazım. Onlar siyasi açıdan, insani açıdan, yaşam biçimleri açısından Cumhuriyet Halk Partisi kimliğini taşıyamaz. Partiyi yönetiyorlar. İşte böyle konuşacağız. O yüzden içimizdeki çatışma, ayaklanma sert olacak. Başkanım, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok üstü insanlar konuşuyor ama insanları çok rahatsız eden bir şey var. Bugün işte Abdülhatif Şener iki dönem milletvekilini yapmış Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Diyor ki ben oy vermedim. Buna hiç kimse ağzını açmıyor ama Tanju Özcan'ı ihraç ediyorlar. Şimdi onun gibi niceleri var. Bunlar daha Tanju Özcan'ın söylediklerinin 10 katını söyleyenler var içeride ama bunlara hiç kimse ses çıkarmıyor. Evet. Ya şöyle, zaten ayıplı yani. Bari özür dileyin. Biz bir halt ettik. Bu adamlara, bir tane değil ki dolu. Bu adamlara güvendik, çünkü kandırılmak modası var ya, Cumhurbaşkanımız da kandırıldı,
bizim genel merkezimizde kandırılmış ama bunu söyleyin ya. Sanki hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ay protesto edin, reddedin. Hata yaptık deyin ya. Ama genel başkan diyor ki 16'lı masa kuracağım başkan. Evet, senin önemli. Şimdi 6 yerine 16. Çaresizliğin çaresizliği. Şimdi 6'lıya verdin 39 tane milletvekili. Tanju Özcan'ın bir attığı tweet var. Diyor ki 16 olursa işte çarpı 4 diyor, bu sefer bu kadar. Ya diyor Cumhuriyet Halk Partisi'ne şey milletvekili kalmadı. Cumhuriyet Halk Partisi toplama kampı değil. Bunu dedikten sonra adamı içeri ihraç ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi toplama kampı değil. Hiç de ihtiyacı yok. Bakın ben basit bir rakam söyleyeyim size. Son milletvekili seçimlerini esas aldım. Cumhuriyet Halk Partisi ve halkçı, demokrat, devrimci partilerin toplam oyu %38. Sosyalist Parti, İşçi Partisi'ni, HDP'yi, Cumhuriyet Halk Partisi'ni kattığım zaman %38. Muhafazakar kesimin %41. Milliyetçi kesimin öyle diyelim %20. Büyük o %38, 38 kıymetini bilin. Çivi çakmadınız bu %38 için. Bir damla ter akıtmadınız bu %38 için. Halk Cumhuriyet Halk Partisi'nden çok Mustafa Kemal'e oy veriyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden çok şeriata karşı durmak, yaşam düzenini, hayat biçimini değiştirmemek için oy veriyor. Biraz çaba sarf edin şu %38'i. Ben kesinlikle az önce örnekleri verdim. Milliyetçi muhafazakar kesimden kesinlikle siz doğruyu söylerseniz ezilmiş halkın sorunlarına eziliyorlar diyerek değil, çare üretirseniz tabiriyle takkadi de size oy verecek, türbanlı da size oy verecek. Çünkü siz onu anlıyorsunuz, onun hakkını biliyorsunuz. Şimdi bir örnek. İstanbul'da veya şeyde deprem bölgesinde şeylerimiz ne oldu? Ya biz deprem bölgesine bir şey önermedik ki. Deprem bölgesine gittik, size bedava konut vereceğiz dedik. Ya yapmayın böyle bir şey ya. Bu kadar kolay bir şey mi? İnandırıcı değil. Ama İstanbul'da Sayın Karayalçın'la bir toplantıda yaşamıştık. Cumhuriyet Halk Partisi ve sosyal demokrasinin öncü olduğu sektör konut sektörüdür. O yüzden Batıkent, Egekop gibi örnekler toplu konut projeleridir farklılaştıran. Kentsel dönüşümle ilgili biz hiçbir formül söylemedik. Elin adamı kalktı dedi ki İstanbul'da yarısı bizden yarısı sizden dedi. Hadi anlatın bakalım. Söz. Biz yapacağız. Size söz. Atatürk'e oy veriyorsunuz diyorsunuz da ama Atatürk'e hakaret eden insanları birinci sıralara koyuyorlar. Olur canım o kadar. Sen de karışıklık çıkarma. Başkanım bu ittifaklar yerel seçimde de devam etmeli mi? Etmeli. Etmeli. Neden etmeli biliyor musunuz? Çare yok. Ayrıca da İstanbul, Ankara özellikle başta olmak üzere diğer şeylerde, bütün illerde bu ittifakın verimliliği daha yüksek olacak. Çünkü biz İstanbul'u böyle kazanabiliyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi tek başına İstanbul'u kazanamıyor ki. Çünkü yok, başka bir şey yok. O nedenle ve bunun faturasını ödemeliler. Başarısını veya başarısızlığın faturası yerel seçim sonucunda kesilecek. Bakın net söylüyorum. Bu mevcut genel başkanımız bu seçimlerin vebalini götürmeli. Yok öyle. Pardon demek yok. Bu seçimlerin vebali. Kaybederse kaybederiz. Son dakikada bakın şimdi biz kurultayı Ekim'de Kasım'da yaparsak 4 ay sonra seçim var. Biz bütün enerjimizi zaten kaybedeceğiz. Ben diyorum ki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini götüren yönetim anlayışı, yönetim ve yöneticiler belediye seçimlerinde vebalini üstlenip yaratılan tahribatı yeni yönetimlere fatura etmesinler. Başarırlarsa başarırlar. Ben gerçekten hani bazen hep ama orası giderse burası giderse giderse alırız. Siz duruşunuzu bozmayın. Peki aynı kadrolar atanırsa bütün işte aynı belediye başkanları aynı meclis üyeleri atanırsa öyle olacak zaten. Niye öyle olacak? Ey parti, ey üyeler avaz avaz bağırdım. Kongre istediğim 2 sene
kongrelerin zamanı, kongre isteğini bir yıl ertelendi. Ya karşı durun. Niye bir yıl ertelendi biliyor musunuz? Belediye başkanlığına ve milletvekillerini tayin etmek için belirlendi. Zamanımız vardı. Dediler ki biz bize desem ben bizim oğlan, yani işte belediyeler atanmış, il başkanları atanmış, milletvekilleri atanmış, bize atayanı atamamız lazım o zaman. Kim o? O da genel merkez. Oh sen ben bizim oğlan partiyi yönetiyorlar. O zaman dediler ki kongre yapmayalım. Kurultayda eğer yönetim değişirse, bu takvim söyleyeyim size, 2022 Temmuz'unda biz kurultay yapmalıydık. Evet. 2022 Temmuz'u. Seçimler neredeydi? Mayıs'taydı. Biz kurultaylarımızı tamamlayarak güçlü bir yönetim, güçlü bir kadroyla çok, ama dediler ki biz kurultay yaparsak milletvekillerini atayamayız. Ve şimdi de belediye başkanlarını atayamayız. Şimdi tıpış tıpış atayacaklar, tıpış tıpış sandığa gidin diyecekler. Ama onlar bu partiden bir gün tıpış tıpış gidecekler. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bu değil. Yani değil. Başkan, izleyiciye son söyleyeceğiniz varsa bir şey söyleyeyim. Söyleyeyim. Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyeti, babalarımız Cumhuriyet'in kuruluşunu yaşadılar. Bizler çocukları veya torunları Cumhuriyet'in kapanışını yaşıyoruz. Bu ayıpla tarihin en büyük vebalini üstleniyoruz. Türkiye değişmelidir. Zaten Türkiye'de rejim değişmiştir. Türkiye'de bütün kurumlar değişmiştir, işgal altındadır. Hani o gençliğe hitabeleri hatırlayın. Bütün kalelerimiz zapt edilmiştir. Bütün tersanelerimize girilmiştir. Ve tek kale kalmıştır. O da Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi düşerse bu ülkenin, Cumhuriyet'in adı değişecek. Cumhuriyet kelimesi olacak ama başına başka adlar gelecek. Cumhuriyet Halk Partisi bu nedenle sizin, benim, onun partisi değil, Cumhuriyet'in partisidir, demokrasinin partisidir. Ey üyeler, baş kaldırın. Ey üyeler, ayaklanın. Çünkü bu parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerek siyaset, gerek siyaset insanı, gerek ahlaki ve gerek ideolojik kurallarına uygun olmayan bir parti noktasında geldi. Bunu başarılacağına inanıyorum. Çünkü bizim özümüz Kuvayi Milliye, bizim özümüz Kurtuluş Savaşı, bizim özümüz demokrasi, sosyal demokrasi, özgürlükler, kültür, adalet, eşitlik, halkçılık. Son olarak şunu söyleyeyim, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki en önemli farklılık. Cumhuriyet Halk Partisi 6 ok. Hayır efendim, Cumhuriyet Halk Partisi 3 ok. Cumhuriyetçilik, laiklik, milliyetçilik. Hani devletçilik? Ey Cumhuriyet Halk Partisi, siz devletçi bir partisiniz. Hani halkçılık? Tık yok. Yahu hani devrimcilik? Altı okun diğer üçü. Devletçilik, halkçılık, devrimcilik. Cumhuriyet Halk Partisi altı ok olursa başarırız biz. Başkanım ağzınıza yüreğinize sağlık. Gökteçi ben teşekkür ederim. Evet abi seninle. Teşekkür ederim. Öncü şehir, öncü siyaset, bütün bunları söyleyeceğim birinci sırada bir ortamdı. Verdiğiniz mücadeleyi, ayakta kalma mücadelenizi baştan beri izliyorum. Onlar öncüyse bize de bu toplantıda, bu programda yer almak düşer dedik. Çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz başkanım. Sayın Cihan Türsener'e çok keyifli bir program gerçekleştirdik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.